Camia TV'nin Köln stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 1 Ocak 2021, ben Ferhan Kösoğlu. Yeni yılın ilk programıyla karşınızdayız. Avrupa'nın koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürerken, İngiltere'den sonra Fransa'da da koronavirüsün yeni bir türü görüldüğü detaylara birazdan bakacağız. Dün yeni yıla ilk kez dünya bu kadar sessiz girdi, sokaklar boş kaldı. Ancak dün gece... Yoğun katılımla gerçekleştirilen Müslüman gençlerin online toplantıları da vardı. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de birazdan aktaracağız. Camia'da gündem başlıyor. Almanya'da koronavirüs salgınının ikinci dalgası can almayı sürdürüyor. İki aydan beri alınan sıkı önlemlere rağmen can kaybı maalesef 500'ün altına düşmüyor. Ülkede son 24 saat içinde 553 kişi korona salgınından dolayı yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 33.624'e yükseldi. Robert Koenstitü'nün verilerine göre günlük vaka sayısı da 22.924 olarak tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 1.742.661'e yükseldi. 27 Aralık'ta başlayan aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi verelim. Ülkede bugüne kadar 131.626 kişiye aşı yapıldı. Almanya'da öncelikle 80 yaş üstü yaşlılar, organ nakli olan ve bekleyenler, yaşlılarla bakım yurtlarında kalanlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadelede önlemler devam ederken İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış koronavirüsten sonra ilk olarak Güney Afrika'da görülen koronavirüsün yeni türü de Avrupa'ya sıçradı. Fransa'nın İsviçre sınırına yakın olan Hothan bölgesinde bu virüse rastlandı. Şimdi detaylar ne? Ekranlarınıza getiriyoruz. Fransa'da bir kişi de Güney Afrika'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin kuzey doğusunda yer alan Hauntrin bölgesinin İsviçre sınırında Güney Afrika seyahat öyküsü olan bir kişi de COVID-19'un ülkedeki daha hızlı bulaşan türüne rastlandığı belirtildi. Söz konusu vakanın görülen septomlar üzerine İsviçre'de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsün Güney Afrika'da görülen 501.V2 türüyle aynı olduğu kaydedildi. Açıklamada virüsün bu türünün İngiltere'de görülen türdeki gibi daha hızlı bulaştığına işaret edilerek, virüs kapan kişinin karantinaya alındığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı. Fransa'ya Londra'dan 19 Aralık'ta gelen ve Tours kentinde yaşayan bir Fransız vatandaşında 26 Aralık'ta COVID-19'un İngiltere'deki daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı. Öte yandan Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 19.927 vaka tespit edildi ve 252 kişi hayatını kaybetti. Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı %3.2'ye yükseldi. Dünya dün yeni bir yıla girilirken ilk kez bu kadar sakin bir geceyi yaşadı. Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi de Berlin'in Brandenburg Kapısı önü de ilk kez bir yeni yıl arifesinde boş kaldı. Şimdi gelin dün geceye gidelim. Koronavirüs gölgesinde dün gece nasıl yaşanmış ona bakalım. Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi. Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı. Brandenburg kapısı önünde sadece televizyondan yayınlanan bir konser verildi. Alanın çevresinde insanların toplanmaması için tel örgüler yerleştirildi ve polis geniş güvenlik önlemi aldı. 20.06 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Başkent Paris'in simgelerinden Şanzelize'de her yıl yapılan havai fişek gösterisi COVID-19 nedeniyle iptal edildi. Fransızlar yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı ülke genelinde kamuya açık alanlardaki toplanmalara karşı denetlemeler yapmak için 100 bin polis ve jandarma görev yaptı. Virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vakaların 60 bin, can kayıplarının bine yaklaştığı İngiltere'de herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı. Yasaklar nedeniyle barların kapalı olduğu ülkenin meydanları da boş kaldı. Başkent Londra'da polisin sokaklara çıkan az sayıdaki kişiyi evlerine gitmeleri için uyardığı görüldü. Farklı hane üyelerinin kapalı mekanda bir araya gelmesi yasaklandığı için ev partilerine de izin verilmedi. Tabi dün gece sokaklar boş kaldı ancak bu geceyi hem manevi açıdan verimli hem de eğlenceli geçiren gençler de her yıl olduğu gibi yine vardı. İslam Toplum Milli Görüş Gençlik Teşkilatları çatısı altında her yıl 31 Aralık'ta gerçekleştirilen ve aynı şekilde gelenek haline gelen Gençlik Gecesi programı bu yılda yoğun katılımla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde online olarak gerçekleştirildi. Binlerce gencin katılım sağladığı programlarda Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, dini sohbetler, çeşitli oyunlar ve çekilişler gerçekleştirildi. Bu lefsin üzeri de... Bayağı bir hazırlık yaptık. Avrupa'da Bunun İslam Toplumu başladı. Milli Görüş Gençlik Teşkilatları tüm dünyayı etkisi altına bir alan bir koronavirüs var. salgınına rağmen Müslüman gençlere yönelik çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda gençler, İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatları'nın organize ettiği abi kardeş, abla kardeş, ve gençlik gecesi programlarında buluştu. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen programlar büyük ilgi gördü. 21 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen abi kardeş, abla kardeş haftası kapsamında hem online hem de camilerde gerçekleştirilen programlarda gençler dini sohbetler, çeşitli oyunlar, online dersler, geziler, toplu iftarlar gibi faaliyetlerde bu yılda bir araya geldi. Ayrıca İslam Toplumu Milli Görüş Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından salgın döneminde başlatılan ve hala devam eden komşuna el uzat kapsamında da gençler komşularının ihtiyaçlarını giderdi. Öte yandan İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatları çatısı altında her yıl 31 Aralık'ta gerçekleştirilen ve aynı şekilde gelenek haline gelen Gençlik Gecesi programı bu yılda online olarak yoğun katılımla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirildi. Binlerce gencin katılım sağladığı programlarda Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, Dini sohbetler, çeşitli oyunlar ve çekilişlerle gençler hem manevi açıdan verimli hem de eğlenceli bir gece geçirdi. bu eserin Dün Avrupa Birliği açısından da önemli bir geceydi. İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği ile yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılması saat 23'te Big Ben çanının çalınmasıyla duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmedi. 1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere için yeni bir dönem başladı. İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bundan sonra taraflar 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek, İngiltere AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak. İngilizler Avrupa Birliği ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları da İngiltere'de ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilecek. İngiliz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık ve hizmet sektörlerinde ne olacağı konusunda hala belirsizlik bulunuyor. Bu arada Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında AB'den ayrılığa ilişkin bu ülke için harika bir an Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olduğunca en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı dedi. Her haber bülteninde neredeyse maalesef yeni bir cami saldırısını sizinle paylaşmak durumunda kalıyoruz. 2020'nin son günlerinde de ırkçılar durmadı. İsveç'in Uppsala kentindeki bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan bir tehdit mektubu gönderildi. Uppsala Emniyeti nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi. Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Şadi Kaskin, mektubun içinde beyaz tozla birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi. Kaskin, beyaz toza dokunmadık, doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajındaysa sizi burada istemiyoruz mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı dedi. Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsveç'in Malmö kentinde İslam merkezine bağlı camiyede 10 Kasım tarihinde mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderilmişti. Daha sonra Malmö Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da yapılan incelemeler sonucu şüpheli beyaz tozun zararsız olduğu ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulanmıştı. Az önce 2020'nin son günlerinde de ırkçıların durmadığından bahsettik. Maalesef yeni yılın ilk saatlerinde de Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Zontayn belgesinde, beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii'ne saldırı düzenlendi. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Zontayn beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii'ne yeni yılın ilk gününde saldırı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda dış kısmında bulunan ahşap oturma bankıyla caminin camları kırıldı. 18 Aralık 2020 tarihinde de saldırıya uğrayan caminin duvarına haç işareti çizilmiş ve tabelası boyanmıştı. Zon Time Ditip Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir yaptığı açıklamada sabah saat 4.30 sıralarında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi. Olay hakkında polise bilgi verdiğini belirten Özdemir, beldede kar yağdığından bisiklet ve ayak izlerinden bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankıyla camı kırdığını ifade etti. Özdemir, polisin camiye gelerek inceleme yaptığını ve araştırma yaptığını belirtti. Arakanlı Müslümanların son çare olarak sığındıkları Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen bu sığınmacıları Basançar Adası'na göndermeye devam ediyor. Bangladeş uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecilerin ikinci grubunu Basançar Adası'na gönderdi. Dakka Türübü'nde yer alan habere göre, 1804 Arakanlı Müslüman, Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bazınçar Adası'na doğru yola çıktı. Bazınçar Projesi'nin direktörü ve emniyet görevlisi Abdullah el-Mamun Çovdari, adaya yeni gelecek grubu karşılamaya hazır olduklarını belirtti. Bangladeş, Aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grubu adaya yerleştirmişti. Arakanlı Müslüman mültecilerin Cox Bazar bölgesindeki kamplardan bazı çara taşınmaya başlanması insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor. Adadaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusunda endişeler de defalarca dile getirilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Edwards, Arakanlı Müslümanların bazı çar adasına bağımsız bir Birleşmiş Milletler değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti. Mayanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış. Olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletlere göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri. Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor. Bu haberle bugünlük dayanımızın sonuna geldik. Camiada gündemi hafta içi her gün saat 17.30'da Camia TV ekranlarından seyredebilirsiniz. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.